beslenme diyetetikte KPSS ataması var mı? Oluyor ama az oluyor. Fakat beslenme diyetetikte sadece KPSS'lere takılmasınlar. Özel sektör var. Özel sektörde çok hastane var. Poliklinikler var. Besin olan her yerde beslenme diyetetik bölümü mezununa iş var. Besin endüstrisi alanı var. Spor alanı var. Spor diyetisyenliği var mesela. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'a spor diyetisyeni olarak girebilirler. Evet. Veya herhangi sporcu başka... Sporcu beslenmesi apayrı bir alan değil mi çok hocam? Çok ayrı ve çok bugünlerde oldukça cezbeden, çok bu konuda da şeyimiz var, meslektaşımız var, sporcu beslenmesi alanında çalışan. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda kurslar açıyor diyetisyenlere ve her... futbol kulübüne diyor ki sizin bir diyetisyeniniz olmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir alanımız da var. Bunun gibi okullar, okullar tabii ki okullar. Okullar, fabrikalar, fabrikalar mesela işçilerin beslenmesi, işçilerin hem toplu beslenme sistemleri yani yemekhanede dağıtılan yemekler nasıl planlanır, onlarla ilgileniyor oradaki diyetisyenler. Hem de orada çalışan işçilerin sağlıklarıyla ilgileniyorlar. Yani kan bulgularına bakıyorlar. Orada tabii bir de doktor var, hemşire var. Küçük bir sağlık kabini de bulunabiliyor. Evet. Dolayısıyla orada çalışan meslektaşlarımız da var. Yani işçi beslenmesi konusunda da çalışabilirler. Fabrikalarda, besin endüstrisinde, ilaç endüstrisinde çalışabilirler. Evet. Besin destekleri var biliyorsunuz. Besin desteklerinin tanıtımında görev alabilirler. Evet. Ben biraz farklı alanlara İnşallah, girdim galiba. Hocam iyi yaptınız. Yani beslenme diyetetik deyince akıllarına geleni sadece hastane değil. Instagram'daki popüler hadi diyetisyenler tırnak içinde. Ve zayıflama. Evet, bir tek, o geliyor akla ama değil öyle. Ben şöyle tanımlayabilirim, besin olan her yerde diyetisyenin işi vardır. Yani çalışma alanı geniş arkadaşlar, sadece diyet ve zayıflama değil alanı yani onu anlayın. Çocuk beslenmesi ayrı, sporcu beslenmesi ayrı, hastanedeki beslenme ayrı. Enteral parenteral beslenme ayrı. Var mesela. Çok değişik geliyor. Şimdi çocuklar pek anlamazlar ama ağızdan beslenemeyen hastalara verilen beslenme tarzı, damar yoluyla beslenme ve pek açılarak mideden ya da jejunumdan pek açılarak yapılan beslenme ya da nazogastrik beslenme. Evet. O da ayrı bir alan. Ama bunlar hep klinik beslenmeye giriyor. Ve tabii ki bunlar mezuniyetten sonra, lisans mezuniyetinden sonra yüksek lisans yaptıkları işte tezlere bağlı olarak alanlar değişebiliyor. Mesela ben Türkiye'nin ilk diyabet diyetisyeniyim. Öyle mi hocam? Evet. Diyabet diyetisyeni, kardiyoloji diyetisyenliği, başka enteral parenteral beslenme diyetisyenliği, çok fazla klinik var. Alan var ve artık iş alanı var yani. Klinik alanlarda her konuda da branşlaşma başladı. Bir konuda kendilerini geliştirirlerse eğer o konuda top olurlar. O da çok iyi olur. Evet. Diye düşünüyorum. Peki. Çok...